Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli harika bir tarif hazırladım. Karıştırma kabına 3 tane yumurtayı alıyorum. Mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterin. Dolaptan bir 5 dakika önce çıkartmanızı tavsiye ederim. 1 su bardağı toz şeker ekledim. Ve bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpacağım. Eğer keklerim yumurta kokuyor, kabarmıyor diyorsanız mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar. Yumurta beyazlaşıncaya kadar çırpmanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde kekleriniz yumurta kokmayacaktır. Benim keklerim kesinlikle yumurta kokmaz. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Bu rengi mutlaka alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz rengi açıldı. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Eğer süt yoksa yoğurtla da yapabilirsiniz. 1 su bardağı rendelemiş olduğum havucu ekliyorum. Artık malum kış geldi. Kış keki hazırlıyoruz. Havuçlu, cevizli, tarçınlı, mis kokulu kek yapıyoruz. 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz ekledim. Eğer ki daha iri seviyorsanız içerisine o şekilde de ilave edebilirsiniz. Tel çırpıcı ile çırptım ve artık üzerine unu ekliyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Sert bir hamur yapmayacağız. Yarım tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum ve bir paket kabartma tozu ekledim. Vanilya eklemiyorum. Niçin eklemiyorum? Çünkü tarçının kokusunu bastırsın istemiyorum arkadaşlar. Dilerseniz tabii ki de ekleyebilirsiniz. 2,5 su bardağı un ekledim. Bütün malzemeleri kullandığım bardak aynı arkadaşlar. Sizler de aynı bardağı kullanın. 200 milim, 250 milim fark etmez. Yalnız aynı bardağı kullanmanızı tavsiye ederim. Yumuşacık bir hamur yapacağız. İnanılmaz güzel bir şekilde lezzetine doyamayacağınız bir kek olacak. Kışın bu kekten başka kek yapmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. Borcamı tereyağı ile iyice yağlıyorum. Tabii ki sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Şöyle kabı iyice temizliyorum ve borcamı, kek harcımı alıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi. Bu sayede hamur pamuk gibi yumuşacık olacak. Lütfen bu detayları kaçırmayın. Hamuru eşit bir şekilde dağıtıyorum. Şöyle salladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırına gönderiyorum. Kek kalıplarında 150'de pişiriyorum. Borcamda 170'te pişiriyorum arkadaşlar. Çok da güzel pişti. Çok da güzel kızardı. Şimdi sizlere bir de dokusunu göstereceğim. Genelde bu tarifimi kek kalıbında yapıyorum arkadaşlar. Sayfamda da birçok kış keki tarifleri mevcut. Bakabilirsiniz. Bugün borcamda yapmak istedim. Çünkü birkaç takipçim Filiz Hanım bizim kek kalıbımız yok. Lütfen borcamda da tarifini verin ya da fırın tepsisinde tarifini verin dediler. Onun için bugün sizleri tepside de nasıl güzel olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Her ikisiyle de gayet güzel oluyor. İlk kez yapacaksanız mutlaka tepside yapın ki iyice güzelce pişsin. Eliniz alıştıkça kek kalıbında yaparsınız. Yani sizleri kokusunu gönderemiyorum ama sizler de tahmin ediyorsunuz. Mis gibi kek koktu.
tarçınlı, cevizli, havuçlu, inanılmaz güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Gayet de güzel kabardı. Tam istediğim gibi. Mutlaka ve mutlaka deneyin. Eğer ki denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle yakından sesini duyurmak istiyorum arkadaşlar. Evet, bakın. Hiçbir şekilde aklınızda soru işaretleri kalmasın. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. İçi göz göz, pamuk gibi yumuşacık, hafif mi hafif harika bir kek oluyor. Bugün de bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Bir de el dokusuyla görelim arkadaşlar nasıl yumuşacık olduğunu. Bu şekilde daha rahat anlayacaksınız. Değdiğiniz an gördüğünüz gibi. Fazla da söze gerek yok sanırım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.